Gemina Kütüphane. Telaşlı Çarşamba. Yazan Burcu Salantur. Seslendiren Tolga Çiçek. Yayını hazırlayan Serkan Karakoç. Çarşamba günleri haftanın en koşturmacalı günü olurdu. En azından son 3 aydır bu böyleydi. Gün ışımaya yakın uyanıp güğümü ocağa koyuyor, üstünden dumanlar çıkana kadar birkaç lokmayla karnını doyuruyordu Narin. Tek göz evindeki eşyaları bebeği ve kendisine yetecek kadardı. Bir yatak, bir gardırop, bir sandık ve bir masa. Kocasının şehirde olmadığı günlerde, ki bu yılın büyük kısmıydı, gül gibi geçinip gidiyorlardı küçük sofacıklarında. O çarşamba sabahı da oğlanı besledikten sonra halıya bıraktı ve sağır ocağın ancak ılıtabildiği suyla hızlıca yıkandı. Banyo sonrası sarı saçlarını ensesinde sıkıca topuz yaptı. Üzerine temiz ama eskimiş olduğu her halinden belli bir entari geçirdi. Soluğunu düzene sokmaya çalışarak usulca evden çıktı. Bu koşturmaya çarşamba telaşı adını vermişti. Önce bebeği kaynanasına bırakması gerekiyordu. Neyse ki evler yakındı da yavrucak fazla hırpalanmıyordu bu kısa yolculukta. Mahallenin asfalt uğramamış sokaklarında düşmemek için çaba harcayarak ilerledi. Evin önüne geldiğinde kapının karşısında bir müddet durdu. Burnundan derin bir nefes daha aldı, başörtüsünü düzeltti, ahşabı tıklattı. Az sonra aralanan kapıdan evin büyük gelini göründü. İşe mi gene? İşe. Kulaklarına kadar kızardığını hissediyor, sorgulamanın kısa sürmesi için dua ediyordu Narin. İçeriden kayınpederinin kükremesi geliyordu. Kimmiş sabahın körü? Sarı gelin baba, Orhan'ı getirmiş, çarşamba ya bugün. He ya, çarşamba, dedi Narin. Akşama erzakla dönerim ben. Hadi, kalın sağlıcakla. Narin bebeği eltisinin kucağına atarcasına bıraktı. Kadının bedeninden yayılan mis gibi beyaz sabun kokusunu almasından korkuyordu. Gündeliğe giderken de banyo yapılmazdı ki. Olsa olsa dönüşte. Bir fark edilirse maazallah durumu açıklayamazdı da. Kim bilir ne düşünürlerdi hakkında. Hele eve gelip vazodaki sarı, kırmızı, beyaz gül buketini bir görseler hayatta anlatamazdı. Ama vazgeçemezdi de artık. Hem neden vazgeçmek zorunda olsundu ki canım? Çarşamba onun küçük sırrıydı. Şu hayatta kendine ait tek sırrı. Stabilize yolda başını hiç kaldırmadan hızlı adımlarla caddeye çıktı. Gelen dolmuşa elini kaldırıp oturacak yer bulmanın mutluluğuyla kendini koltuğa bıraktı. Başını yasladığı camdan dükkanlar, apartmanlar ve güne karışan insan seli geçiyordu. Dakikalar sonra PTT'nin önünde inecek var dedi adından da narin sesiyle. Dolmuştan inince çantasındaki anahtarı yokladı. Metalin soğunu avucunda hissetti. Nihayet bugün yine o anahtar her hafta koşarak geldiği kapıyı açacaktı. Eve girdiğinde Serdar'ı her zamanki yerinde çalışır buldu. Şövalyesini pencerenin önüne koymuş, natürmort bir tabloyu bitirmek üzereydi. Natürmort, peyzaj, portre. Gide gele hepsini öğrenmişti bu evde. Serdar, çalışırken işine kendisini öylesine kaptırırdı ki, Narin her seferinde onu korkutmadan gelişini belli etmenin bir yolunu arardı. Halbuki kaç kez söylemişti kapıya dönük resim yapmasını. Ama ışık, bu ani karşılaşmalardan daha önemliydi. Neyse ki bu kez kapıyı aralar aralamaz varlığını hissetmiş gibi dönüp kapıya bakmıştı Serdar. Ellerini göğsünde kavuşturup gözleriyle ben geldim dedi Narin. Gülerek hoş geldin diye karşılık verdi Serdar. Saate baktı. Hemen yeni bir tuval yerleştirdi. Koltukta duran ipek elbiseyi gösterdi. Elbise Narin'in ince parmakları arasında su gibi akıyordu. Serçe çevikliğinde giyinip Serdar'ın gösterdiği şekilde sandalyeye oturdu. Yüzü cama dönük ve bir eli yüzüne yaslı, diğer eli bu haftanın ganimetleri olan bir buket gülle kucağında pozunu aldı. Onun dakikalarıydı artık başlayan. Şimdi ne küfürbaz kocası, ne dırdırcı kayınpederi, ne de engerek yılanına benzeyen eltisi vardı. Sessizliği bozan tek şey, Serdar'ın sakin solukları ve fırça darbeleriydi.